Hanımefendiler, beyefendiler, Vice City'ye hoş geldiniz. Ben Emre. Beyler, hala hastalığı atlatabilmiş değilim ama GTA videosu da gelmiyordu abi 1-2 gündür. Şöyle bir 15-20 dakikalık bir video atayım istedim yine de. Sesim biraz değişik gelebilir, o yüzden kusura bakmayın hastalıktan dolayı. Onu da hemen baştan söyleyeyim. Geçelim abi, geçelim. Bu ufak detayları verdikten sonra da hemen oyunumuza devam ediyoruz. İlk defa oyunda ben şu an helikopter kullanacağım. Bir dakika, nereye gideceğimizi hemen seçeyim abi. Şöyle bir açılalım. Bizi ankesörlü telefona bekleyen birileri vardı abi. Biz şu ankesörlü telefona bir gidelim. Şurada da Vance'in işareti var ama neymiş, neciymiş Vance'in görevini de anlamadım ama bu ne abi böyle? Ha, yukarı. Bu nasıl bir helikopter lan böyle? Bu nasıl gidiyor abi ileri? Ha, bu şekilde. Şu soldaki çubuğun ne olduğunu kestiremedim ama çözdük yani, sıkıntı yok. Bu şekilde sağa sola dönüyor. Okey. Helikopter iyiymiş lan, ben her yer helikopterle gidip gelirim abi. Neymiş öyle ya. Tamam, biraz zormuş yani kullanımı ama aşacağız. Şurada bir... Heh, galiba evet, tamam şimdi gördüm. Şurada bir ankesörlü var diyecektim de şimdi yakaladım orayı. Dörlendir. Şu araya işte bırakacağız. Park edecek yer varmış. Airport ya beyler. Geniş bir yer bırakmış bana. Efendim canım, geliyorum bir dakika. Cam var mı lan, bura var. Ben geçer miyim? Geçerim. Efendim söyle bakayım yavrum. Giriş işleminde çıkış yapmak. Yapacak daha büyük işlerimiz var. Bay Teal, sağ tarafınızdaki yaprakların çekim masalarının üzerinde balkonda duran kadını izleyin. Kalabalığın arasından geçecek ve birine saati soracak. O kişiyi öldürmeli, çantasını almalı, telefonun altına bantlanmış konuma götürmelisiniz. Oğlum, bu görevler çok enteresan ya. Sağ taraftaki keskin nişancı tüfeğini alayım abi. Havalimanında keskin nişancı tüfeği var. Balkondaki kadını izle. Yürüyen merdiven aşağı inecek ve konuşmaları bittiğinde konuştuğu kişiyi öldür ama kadını öldürme. Tamam. Hedef ölünce çantayı alır, şehir merkezindeki Amanation'a götür. Hedeften uzak dur. Ekranın sağ üst köşesinde mesafe çubuğunu kullan. Okey. Çubuk dolarsa hedef seni görür. Çubuk dolarsa bize çabukça kaçarız. Çabuk çubuk çabuk. Çabuk çubuk. Şimdi şu kadıncağızı ben bir takip edeyim. Gözümle mi takip edeceğim? Nasıl takip edeceğim? Şöyle mi takip edeyim? Polis orada, havalimanında keskin nişancı tüfeğiyle dolaşıyorum. Var mı bir sıkıntı? Yok değil mi? Bu kadar. Zaten korkuyor benden. Ben onun heybetliyim ya. Şimdi mesafeyi bayağı bir az daha jorkluyormuşuz. Mesafe kısmısı biraz enteresan. Yani önemli olan mesafe beyler. Elinizdeki kanas değil. Çakayım mı adama şimdi? Ya herkes bana ateş ediyor. Abicim şu anda bir görevim var, onu yapmam lazım. Sakiniz. Hayır hayır hayır. Ah, helikopterim. Ah, helikopterim yok. Lan, helikopterim mi? Helikopter yok. Oğlum hay ağzını öpeyim. Tam sağa dön diyecektim, herif sağa döndü be. Kral adammışsın lan. Hadi ben kaçtım. Görev devam ediyor. Şimdi benim sola gitmem lazım. Aa, ulan ne fake attım adama be. Ulan şu an saygı duydum kendime ha. Gördünüz mü heriften nasıl sıyrıldım polise? Şimdi bir dakika, ben pembe yere mi gideceğim? Peki bu işaret ne işareti? Ha, benim attığım işaret. Dur oğlum, çekin lan şunu. Tamam, bu boşlukta dursun, ben pembe gideceğim. Ya pembe. Pembe nerede ulan? Pembe. Pembe burada. Okey. Tamam o zaman ben buraya gelirim oğlum, bana ne? Pembe. Aa, oğlum herkes, kimse bizi sevmiyor lan, herkes bize ateş ediyor lan. Şuradan geçeyim, yolumu bulacağım. Buradan gidemeyiz abi, şuradan çıkmamız lazım. Bizim arabanın lastiği mi patlak? Ha, lastiği patladı. Dur bir dakika. Beyler araba değiştireceğiz. Şuradan bir tane araba alalım.
Abi bu nasıl ya? Hep kamyon var lan burada. Ver, gel bakayım sen. Şu country tarzını beğendim delikanlı. İn ulan aşağı. Ah polis geldi. Oha iki tane geldi. La oğlum adamları hep ezmişsiniz. Düzgün gelin polisler. Yolumuz biraz uzun ama iki tane yıldızımız var abi. Üstesinden gelir ki ya. Sıkıntı yok. Beyler kanalda Anno serisi de devam ediyor. Şu an orada ekonomik krizdeyiz. İnşallah oradan çıkacağız. Ekonomik krizden çıkmanın yollarını da bir yandan düşünüyorum. Düşünmüyorum değil yani onu da söyleyeyim. Unutmadım. İnşallah onun da üstesinden geleceğiz. Abi o çok iyi. Sıfır geçiyor lan yanımdan polis. Vurmuyoruz. Has o ne lan? Ne oluyor? Bunlar bana mı saldırdı? Onlar niye bana saldırdı birdenbire? Burada tanınıyor muyum ben? Ben galiba burada tanınıyorum böyle. Ulan herkes beni tanıyor da. Hiç kimsenin bana bir faydası yok ha. Bir polis daha. Ama hiç önemli değil artık. Kanka olduk. Adamlar bizi tanıyor. Beni gördüler mi kesin bir vukuat vardır diyorlar. Peşime takılıyorlar. Şu yolun üstünde bir sprey var. Spreye gidebiliriz. Hemen şu sol tarafta bir sprey görüyorum ama giriş nereden o spreye? Burası mı? Lan burasıymış lan. A, cadde üstüymüş. İyi. Ulan helal olsun polis be. İstesem böyle bir giriş yapamazdım buraya. Adam kralmış ya. Beyler burada şu iki yıldız yanıp sönüyor yanıp sönüyor ya onu bir bekleyelim. Tam bir yerine otursun. Sss. Ateş ediyorlar görüyor musunuz? Niye bana ateş ediliyor hala? Bakar mısınız? Tamam şimdi yok polis bak. Ha bunlar ateş ediyor. Allah canım. Ha öldürdüğümüz adamların akrabaları galiba. Herif aşire çıktı usta. Passat'la geldiler gördünüz mü? Siyah Passat'la geldi adamlar. Adamlarda siyah Passat var. Tehlikeli işler hocam. Abi bende hiç şey yok ya. Şu sağdan gideyim bileyim aya yok. Direkt soldan yapıştırıyorum. Bak polisler bizi tanıyor mu? Yok. Bu kadar basit abi. Çekiyorum fişlerini. Geçmiş olsun. Ulan bu ammunition da neredeymiş ya? Hele şükür geldik be. Şu Vance'in şeyini bulamadım ya. Nerede olduğunu bulamadım. 8.000 dolar. İyi. 118 bin. İyi güzel. Ben şimdi bu amcadan silah alayım. Benim silahlar nereye gitti lan? Ben polise de yakalanmadım hiç. Oo. Oğlum bu çok tatlı silah lan. Bundan biraz alalım. Sen de gel. Ben abi kimseye yakalanmıyorum. Habire benim silahlar gidip gidip duruyor ya. Bunu istemiyorum. Oo bu güzel. Şu elimizdeki tüfek çok tatlı ya. Kızım. Şişt, ne yapıyorsun? Enteresan. Şu abiye bakayım. Şekil. Buna bakayım. Ulan var ya ne kırta kırta gidiyorsunuz ya. Şimdi neredeyiz? Şu kupaya gidelim ya. Bu İskambil kağıtlarından birinin şekli var ya. Şuna gitmek istiyorum ben. Uzun süredir orada duruyor çocuk. Bir de ona gidelim. Tamam şimdi şöyle. Ankesör telefonlara gittiğinizde size yan görev veriyor büyük ihtimal. Anladığım kadarıyla yani. Allah polise vuruyorduk abi. Kamu malına zarardan şimdi yatacağız 4-5 yıl. Kamu malına zarar, halka zarar. O da sıkıntı abi. Ödeyemeyiz. Borcunu ödeyemeyiz. Ha, ben geldim lan. Motorcular mı bunlar? Motor çetesi mi var? Dur ben şu silahı elime alayım da. Altı patlarım benim. Çelik alaşımlı jantlar. Baker nerede? Büyük Mitch Baker'ı arıyorum. Kim arıyor? Tommy Vercetti. Kanun adamına benzemiyorsun. Bu da sana bir dakika kazandırır. Hızlı konuşsan iyi olur. Kent Paul dedi ki ayarladığı konser için güvenliği sağlamakla görevli adamın Kent Paul mu seni göndermesine şaşmamalı. En son buraya geldiğinde çığlık çığlık İngiliz vücuduyla pencereden çıkıp gitti.
İlgilenir misin, ilgilenmiyor musun? Biz sadece kendimiz için iyilik yaparız. Nasıl katılabilirim? Burası golf kulübü değil oğlum. Sen motor sürebilir misin? Sen bartla burası bir içki içebilir misin? Google Zeppelin. Bakın bakayım bu kız motor sürebiliyor muymuş? Abi bizim millet bir testten geçiriyor önce ya. Bir teste giriyoruz yani. Sağlamlık testi falan mı bu? Ne anlamadım ki. Ha yarışacak mıyız? Oğlum dur lan. Allah canına silahı koysaydım yerine. Neyse hadi gidelim. Güzel. Ulan hemen yağmur başladı ya. O beyler adamlar iyi. Geçmiş olsun adamlar iyi. Bu motor çetesi bizim fişimizi çeker beyler. Beyler motor çetesinin kafası güzel galiba. Oğlum adam manyak çıktı. Nasıl kullanıyor lan bu öndeki kel? Hayır, direkt yağmur yağması enteresan değil mi? Beyler motor çetesinin kafa harbiden iyi ya, onu söyleyeyim. Yalnız bizim de güzel. Bir de niye yağmurlu hava, ben onu anlamadım ya. Hani yağmur ne alaka abi? Bakar mısınız? Durmuyor ki motor. Yuh be kardeşim, bana vurdu döndü ya. Duvara vura vura yarışı bitirecek. Adamlar eskidi lan duvara vura vura. Zayıfladılar yemin ediyorum ya. Gördünüz mü gideni? Şöyle yarım gaz gidelim biz. Tın tın tın. Aşarız buraları galiba. Yalnız bu yarışın seriden bitmesi lazım. Durum vahim yoksa. Bir şey yok yani. Ha bir de süre mi var? Oğlum manyak mısın lan? Süreyi nasıl eriteceğiz? Bakar mısınız? Oğlum dönmüyor lan motor. Oo motor burada burada. Abi çok zordu ya, yağmur olunca çok zorlamışlar. Bir de motor ağır dönmüyor. Neyse burayı da hallettik. Şimdi kupa kızına bir daha gidelim. Kupa mıydı bu? Maça mıydı? Bunların da işaretlerin ismini bilmiyorum ya. Durun lan geldik işte, Allah Allah. Kullanabiliyor muymuşum motor? Bir de geldim yarış yaptım ya. Testi geçtik mi? Yönetime dalaşmak. Bakalım abi. Ha bir de bilek güreşi yapalım. I got you. Cooker says you can handle a bike pretty good. Yeah, how many more errands am I gonna have to run? I'm a very busy. Ulan helal olsun, ben de öyle isyan ettim ha. Being one of us ain't just about brawling. It's about being part of a family. Yeah, I've been part of a family. Bizden biri olmak. Yeah, right, but this family takes care of its own. We don't ask a man to do the dirty work and then let him do 15 years hard time. Yeah, that's right. I've done my homework. Oğlum biz bir yarış yaptık, adamla hemen samimi olduk lan, baksanıza içi dışlı muhabbete başladık bile. Ulan bir ayak işi daha yapacağız galiba. Ulan biz koruma alacaktık. Ha, herif beni gaza getirdi. Beyler kaos çıkartacakmışız. Kaos. Kaos çıkartacakmışız. Şimdi ben önce haritaya bakayım abi. Bize şöyle sağlam bir silah lazım. Bu silahçı da yok. Ama bu karşıdakinde olabilir mi bilmiyorum. Orada olabilir belki ama bu silahçı da yok güzel silah. Bir deneyeyim bakayım nasıl bir kaos çıkartmam isteniyor benden de. Yani şey el bombası falan olsaydı tatlı olurdu ya. Hiç de el bombası da yok biliyor musun ya. Ben burada bir şeyler patlatmamız lazım anladığım kadarıyla. Bir yerleri havaya uçuracağız. Ya böyle kaos çıkıyor işte bu şekilde.
Gurbe gece bekçisi galiba bu böyle. Gece bekçisi olabilir. Bir buçuk dakikada ha şu patlarsa ortalık bayağı şenlenir. Öndeki falan da patlar diye düşündüm ama patlamadı. Şey arkadaki öndeki. Bak işte şey olsaydı güzel olurdu. El bombası ya da carçur. Oo bak güzel hastasıyız. Bir şeyler olmaya başladı şimdi. O polisleri vurunca polisler tek ayak üstüne sekiyor lan manyak mı bu? Bakar mısınız? Başka 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 başa getirin oğlum. İşimiz var. Anam SWAT geldi lan oha. SWAT niye geldi? 40 saniyem kaldı. SWAT şunu patlatayım. Oğlum bırak şu adamı artık. Ha görev geçildi. Tamam şimdi ben nasıl kaçacağım bu işten? Beni de kurtarın lan. Taksicilik görevini istemiyorum ben. Bu yıldızlardan kurtulmak istiyorum şimdi. Dur bakayım geride miydi? Şey vardı. SWAT arabasını uçurduk. Spreyi bulursam sprey atalım beyler. Oğlum 4 yıldız yaptık ya 2 dakikada. Dönüşe gel ya. Ben niye bu görevi yaptım onu da bilmiyorum. Yani niye böyle bir görev geldi onu da anlamadım. Ülkeye isyanımız varmış. Bunu göstermek istiyormuşuz. Anında gösterdik bu şekilde. Adamsın polis arabası. Kralsın. Sensin ya sen. Aynen sensin. Te uzakta var lan bir tane şey. Çok uzakta var ama oraya gitmem gerekecek galiba. Oğlum araya aldılar lan beni. Araya aldılar. Vallahi vurup vurup duruyorlar. Araya aldılar dediler ya. Oha. İn bakayım. İn 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 lan. Harbi tam bir kaos çıkardık ha. Tamam herkes memnun mesuttur şimdi. En azından kulüpteki cemaat. Durun yavrular. Sıvat muvat geldi oğlum. Lan. Ulan şuradan geriye gitseymişim buradaymış ya. Sprey. Allah canına. Aa geliyor üstüme geliyor. Nasıl kaçıyorum be. Reflekslere gel be. Ben duvardan git. Taksinin bile rengini değiştiriyorum al. Kapat bakayım. Hastasıyız. Yeni motor ve boya. Sarı taksiyi sarı taksiye boyuyorum. İş bitiyor. Şimdi maçaya bir daha gideceğim abi. Bakayım ne verecek. Bir görevimiz daha olsun maçayla beraber. Dur lan buradan atlar mıyız? Şurada bir rampa var ya. Rampadan atlar mıyız be? Bakın hemen şu sağda rampa var. Allah 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 Allah. Hadi be atlayamadım. Araba ağır geldi. Kaç lan kaç 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 kaç. Aa burada yelek varmış. Alayım yelek. Ha bende varmış yelek. Maça gel bakayım oğlum. Zıplat olsun. Aferin evladım. Domuz bağı. Aa hocam sıkıntılı, tehlikeli işler. Bir görev daha geldi bana. Selam Mitch, kanka olduk ya. Yaman versetti değil mi bu? Şimdi de Arman için ne kadar iyi savaşabildiğini görmek istiyorum. Yerel bir sokak çetesi motorumu çalma hatası yaptı. Muhtemelen maç oluk falan yüzündendi. Ben de çocuklar oraya gidip onlara saygı falan öğretirdik de seni bulduk, seni kullanacağız. Sonra düşündüm ki bu senin için iyi bir başlangıç olur. Motorumu geri alırsam Paul'a güvenliğin olacağını söyleyebilirsin. Biz bu Paul'a niye böyle yancılık yaptık onu da anlamadım ama şimdi gidip bir de motor çalacağız. Yerel bir çete Mitch Baker'ın Angel'ını çaldı.
Şehir merkezi bölgesinde Ammunition arkasına saklanıyorlar. Okey. Ne oldu lan? Çatıya çıkmak için hızlı bir motosiklete ihtiyacın olacak. Motosikleti bu merdivenlerin yukarısındaki çatıya atlamak için kullan. Okey yavrum kullanırım. Ayıp ediyorsun. Sen bana konumu at. Bir de motor bulayım ben. Hızlı motor bu olabilir mi? Olabilir. Şuradan bir yapıştıralım abi. Buradan geçebilir miyiz? Geçtik. Merdiven nerede? Merdiveni de göster bana. Oy, merdiven var ya 10 numara yerde ha. Tam uçmalık yemin ediyorum ha. Bakar mısınız? Oğlum motorun aynısı bende de var la. İşte ne yapıyorsun ya? Ulan motoru çalıyorsunuz. Bir de peşinden koşturuyorsunuz ya. E ne oldu? Çıkış yok burada. Aha çıkış. Motosikleti bara götür. E tamam öyle yapacağım da götüremiyorum ki. Pardon beyler, pardon. Bar nerede? Bar şu tarafta. Bar nerede? Okey, barda da. Oo, Angel hızlıymış lan. Saygı duydum. Ama evet, zor sürülüyor. Hayır, ha, arabanın altına kalacağız. Oğlum burası İstanbul trafiği. Kaldırımdan da giderim ben. Sen hayırdır lan? Bana mı artistik yapıyorsun? Al Mitch. Sana motor getirdim Micho. Yapıştır Miço'ya. Bu mu Miç? Hiç böyle gözükmüyordu Miço. Neyse. Tommy iki teker üzerinde kilidi açıldı. Hastasıyız. 4000 dolar beyler. Mis gibi. İndir abi cebe. Beyler GTA serimiz devam edecek. Sonunu göreceğiz inşallah. Ben gerçi oyunu ilk defa oynadığımı tekrar tekrar söylüyorum. Daha önce oynamadığım bir oyundu. Efendim canım. Ben Mitch iyi çıkardım Tommy. Yaşlı kızı geri almak iyi oldu. Kent Paul'a söyle konserdeki güvenlik tamamdır. Söz veriyorum. Hadi başını beladan uzak tut. Selametle. Hadi kendine iyi bakıyorsun. Allah'a emanet ol. Mitch. Beyler Mitch'in de görevlerini sağ salim yaptıktan sonra GTA Vice City'nin bu bölümünde de burada sonuna gelmiş olalım. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.